Bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş bizlere. Her köpek iyi özelliklerini genetik aktarımla yavrularına geçirebilir mi? Tabii yavru sahibi olmak çok güzel bir şey, çok da sağlıklı bir şey. Hep söylediğim gibi gerek anne köpek gerek baba köpek için çok sağlıklı, çok güzel. O yüzden de herkese tavsiye ettiğimiz mutlaka her dişinin ve erkeğin hayatında mutlaka bir kez eşleşmesi, dişi ise doğum yapması hem fiziksel hem psikolojik olarak son derece faydalı. Tabii ki bu eşleşmeler olduğunda iyi özellikte yavrular isteniyor. Sonuçta doğanın kanunu bu. Daha iyi özellikte olan bebeklere ulaşmak için kafa yoruluyor. Burada da önemli faktör her zaman baba oluyor, erkek oluyor. Dünyada da bu böyledir. Köpek şovlarında, köpek yarışmalarında da bu aslında çok önemli bir kıstastır. Özellikle büyük yarışmalarda özel bir köpek bir dünya şampiyonu olacaksa, çok önemli bir derece yapacaksa eğer, o zaman hakemler bu birinci olacak, şampiyon olacak köpeğin yavrularını da görmek isterler. Ve kendi özelliklerini, genetik özelliklerini yavrularına genetik aktarımla ne kadar verebildiği de bir kıstastır aslında. Neden bu çok önemlidir? Çünkü böyle özellikle dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları gibi ünvanları bir köpek kazandığında onunla eşleştirmek isteyen birçok dişi sahibi olacaktır. Ve bunlar da tabii ki güzel yavru elde edebilmek adına bu köpekle eşleştirmek isteyeceklerdir. Köpek ne kadar güzel olursa olsun bazen kendi özelliklerini genetik aktarımla yavrularına geçiremeyebilir. O yüzden de onun yaptığı eşleşmenin o dişi sahibi tarafından çok bir anlamı kalmayabilir. Bu yüzden bu kadar önemli yarışmalarda da yavrularına bakılarak erkek köpek özelliklerini yavrularına geçirebiliyor iyi derecede veya geçiremiyor gibi. Bu da nasıl ki anatomiye bir puan veriliyorsa, bu da önemli noktalardan biridir. Burada da mesela bizim en özel parti kalır Pomeranyanımız Panda, artık birçok Pomeranyan severin tanıdığı en özel erkek köpeklerimizden bir tanesi. Burada da güzel bir yavrusu var. Baktığımızda maskesine bakıyoruz, surat şekline bakıyoruz, yüz güzelliğine bakıyoruz, tüy yapısına bakıyoruz. Maskeyi neredeyse komple geçirmiş, aynı kendisindeki gibi. Tüy yapısı da aynı şekilde. Tabii oğlunu da görünce sevindi Panda haliyle. Tüy yapısını aynı şekilde geçirmiş, yüz güzelliğini geçirmiş. Yani babaya baktığımızda yavrusuna özelliklerini geçirebilmiş. Bu dediğim gibi önemli bir nokta. Çünkü ne kadar köpeğimiz güzel olursa olsun yavrularına bunu geçirememesi bizim çok tercih ettiğimiz bir durum değil. O yüzden de sorunun cevabına bu arada gelirsek, her köpek özelliklerini genetik aktarımla yavrularına geçiremeyebilir. Geçirmesi bir pozitif durumdur ama geçiremeyenler de mevcuttur.